Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Dün gece bir video çektim. Videodaki asıl amacım tabii ki mizah yapmaktı ve dün geceki o videomu izleyenler zaten bunun farkına vardınız. Şimdi mizah falan yapmayacağız. Bugün pazar. Bugün sohbet edeceğiz. İşin içine siyaset girer mi bilmem. Ben spontane konuşurum. Benim önümde cam yok. Yani prompter yok. Ben camdan okumuyorum. Evet. O nedenle cumhurbaşkanı olamam yani. Camdan okuyamadığım için. Oysa cumhurbaşkanı olabilmek için camdan okumak lazım. Camdan okumak için de başkalarının yazması lazım. Oysa ben başkalarının yazdıklarını değil, kendi düşündüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, dün geceki gırgır neydi? Dün geceki gırgırım Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ittifakının cumhurbaşkanı adaylarını açıklayan abi. Önüne gelen bir aday açıklıyor. Baktım, yahu ben de bir aday açıklayayım bari dedim. Ha bir de vardı ya hani sözde bir iş adamı konuşmuş Kemal Bey'le, Temel Bey'le, Meral Hanım'la, Gültekin Bey'le, onlarla konuşmuş. Beni cumhurbaşkanı yapın demiş, aday yapın demiş. Ben de tuttum onun üzerine, o adam bendim dedim. Değil mi? Teşekkür ederim, çok güzel eğlendik, gır gır geçtik. 21-22 dakikalık hoş bir premier oldu ya da gala oldu. Şimdi şarkı söylemek lazım canlarım. Neydi filmin ismi? Kayıp Yıllar mı? Kayıp Yollar. Kayıp Yollar galiba. Filmin yönetmeni kimdi? Senaryoyu kim yazmıştı? Hatırlamıyorum. Ama Forest Whitaker isimli bir Amerikalı. Zannederim Afrika kökenli bir Amerikalı oyuncu var. Oscar'lı bir oyuncu. Film çok ilginç filmdi. Bilmiyorum, tesadüfleri anlatıyordu, rastlantıları anlatıyordu, şunu anlatıyordu, bunu anlatıyordu ama aslında bir hayat dersi veren bir filmdi. O filmden hatırlıyorum. O filmden hatırlıyorum. Kim söylemişti onu da hatırlamıyorum. İnanın. Ama benim öyle bazı huylarım vardır. Not alırım. Çok sevdiğim güzel cümleler duyarsam ya da altyazı geçiyorsa okursam hemen durdururum filmi ve not alırım o güzel cümleyi. O güzel cümle de aklıma kaldığı kadarıyla şöyleydi canlarım. Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın. Susarsın ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler. Buna benzer bir şarkı var. Sezen Aksu'nun. Sözleri de Sezen Aksu'nun bilmiyorum. Şarkının bestesi Sezen Aksu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Yanlışım varsa canlarım, siz benden daha iyi araştırıyorsanız kimileriniz bana yine bildirirsiniz. Nasıldı? Şöyleydi. Bir kısmını söyleyeceğim sadece. Çok kara kışlar gördüm, ben yine pes etmedim. Çok yenilgiler gördüm, ben yine yenilmedim. Böyle miydi? Hayır. Çok ayrılıklar gördüm diyordu, ben böyle söyledim. Evet, hayatımda çok kara kışlar gördüm. Hayatı boyunca kara kış görmeyen biri var mıdır? Hele benim gibi 70 sene yaşamış birisinin ömrünün tamamının yaz ve bahar olarak geçmesi mümkün müdür? Tabii ki değildir. Ama kendimi övebilirim. Hatta kim bilir, belki de hiçbir yeteneğim yoksa bir tek yeteneğim vardır ki orada asla mütevazılık etmem. Ben kolay yenilecek birisi değilim. Bakın, yenilirim, tabii ki yenilirim. Kaybederim, tabii ki kaybederim. Ama hiçbirisi benim için sonsuza kadar sürecek bir yenilgi, sonsuza kadar sürecek bir kayıp değildir. Rahmetli babacığımın benimle ilgili benzetmesi. Benim oğlum da demez, benim çocuğum. Benim çocuğum yere düştüğünde yerden bir avuç toprak alır, öyle kalkar. Yani eli boş kalkmaz demek ister canım babacığım benim. Anlatmayacağım tabii uzun uzun. Ama bu kadar hayat içinde çok güzel günlerimiz de oldu.
Mümkün olduğunca güzel günlerimizi hatırlarız sevgilimle beraber. 53 yıldır beraberiz. 53 koca yıldır beraberiz. Kötü günlerimizi ise sadece ve sadece iyi ki o günleri yaşamışız ve iyi ki o günlerden ders çıkarmışız diyerek anarız. Kahırla değil. Evet, gülerek anarız. Görüyorum insanlarımızın çoğu bedbin, karamsar, kötümser, umutlarını yemişler. Umutlarını yiyen bir insan gelecekle ilgili nasıl hayaller kurabilir ki? Ya çok kara kışlar gördüm, yine de pes etmedim. Çok yenilgiler gördüm ama asla yenilmedim diyelim. Ve canlarım, 1971-72 olabilir. Film daha zannederim 1969 olması lazım. Çünkü evvelden o dönemlerde Hollywood filmleri çevrildiği yıl gelmezdiler Türkiye'ye. Birkaç sene sonra gelirlerdi ve izlerdik biz. Ben sevgilimle beraber 1972 senesinde İstanbul Beyoğlu'nda Yeni Melek Sineması'nda el ele izlediğimiz bir filmin müziğini paylaşacağım sizlerle beraber. Evet, el ele izlediğimiz bir filmdi. Sevgilim o kadar çok ağlamıştı, o kadar çok ağlamıştı ki. Çok üzülmüştüm elbette ama bize erkekler ağlamaz diye öğrettiler. Oysa daha henüz 20 yaşında, 21 yaşında bir delikanlı yaşındaydım. Çok ağlamak geldi içimden ama erkekler ağlamaz dedikleri için sevgilimin yanında ağlamadım. Daha doğrusu ağlamadım değil, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Şimdi Shirley Bassey söylüyor. Love Story. Alone, who could be lonely? I
reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars open away. And he'll be there. Çok iyi filmdi be. Çok iyi filmdi. Çok mu iddialı olur bilmiyorum ama hayatım boyunca izlediğim en güzel aşk filmlerinden biriydi. Evet, aşk filmlerinden biriydi. Melodram diyecektim ama melodram da diyebiliriz ama adı üstünde ya. Love Story, bir aşkın hikayesiydi ya. Muhteşem güzel bir filmdi. Ali McGrew vardı. Kadın oyuncu, yani filmin esas kızı diyelim ona biz. Tunus kökenli olduğunu hatırlıyorum o dönemlerde. Çünkü magazin, sinema mecmuaları öyle yazdı diye hatırlıyorum. Yanılabilirim elbette ama öyle bir şey kalmış aklımda. Çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Halen hayatta. Film çeviriyor mu çevirmiyor mu bilmiyorum. Bu halindeki filmlerini İzlediğimi de hatırlamıyorum. Esas oğlan Ryan O'Neill idi. Olağanüstü oynamıştı. Ryan O'Neill her kalıba girebilen bir oyuncudur. Komedide oynar, mizahi filmlerde de oynar, gangster de oynar. Böyle romantik, genç, yakışıklı çocukları da oynar. Öyle bir, öyle gerçekten öyle bir oyuncudur Ryan O'Neill. Onu da şu haliyle filmlerini izlemedim. O filmden aklımda kalan bir kişi daha var. O kişi henüz daha onlu yaşlarda 40'larındaki saray sinemasında muhteşem bir sinemaydı. Her taraf yeşil hasır kaplıydı. Kırmızı ışıkları vardı sinemamızın. İki katlı gerçekten harika bir sinemaydı. Saray sinemasında izlediğim filmlerden biriydi. Filmlerde izlerdim. Ray Milland. Ryan O'Neill'ın babası rolünde varlıklı, zengin bir iş adamı. Galiba okulun da patronlarından biri miydi? Yani çok geçti üstünden. Net hatırlamıyorum. Ama bulursanız da izleyin filmi. Ray Milland'ı ben onlu yaşlarında korku filmlerinden hatırlıyorum. Severdim korku filmleri. Bende böyle bir heyecan yaratırdı. Sanki kafam çok çalışırdı korku filmlerini izlerken. Ben onlara korku filmi diye bakmazdım. Filmlerin içindeki olayları çözüp çözemeyeceğim mi diye bakardım. Acaba filmin sonunda benim tahmin ettiğim şeyler olacak mı diye. Evet çok küçüktüm daha. Evet 11-12 yaşlarında. İnanın 15 yaşından sonra asla değil. İşte Ray Milland o filmde Ryan O'Neill'ın babası rolündeydi ve korku filmi olmamasına rağmen filmde çok da iyi bir adam olduğu söylenemez. Zengin ya oğlunun. Yoksul sayılabilecek bir Amerika için yoksul sayılabilecek bir ailenin kızıyla evlenmesi onun açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Neyse. Platformlarda var mı bilmiyorum. Hiç görmedim, hiç rastlamadım. Çok büyük ihtimalle izle, film izle diye programlar var ya arama motorlarından indirip izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de 50-52 senelik bir filmdir ama mükemmel. Her şeyle mükemmeldir. Neyse canlarım şimdi oradan gelelim, geçelim, dönelim Türkiye'ye. Savaşan kahraman Mehmetçiklerin sevdalılarına, sevdiklerine, eşlerine, nişanlılarına, sözlülerine, yavuklularına gönderdiği mektupları anlatan bir türkü vardır. Çok severim türküyü. Gerçekten çok güzel bir türküdür. O türküyü söylemeye çalışacağım ve tabii ki sizler de bana lütfen yardımcı olacaksınız. Kara Tren gelir ama
halimi bilmez. Evet, kara tren yani. Lütfen beraber söyleyelim. Lütfen. Ah bu kara trenler, ah bu kara trenler. Balkan Savaşı'nda bu kara trenlerle asker taşındı. Tartık Azize isimli romanında Fon'da o Balkan Savaşı'nı anlattı. Redif askerleri 15-16 yaşında çocuklar gibi. Trablus Savaşı'nda yenilmiş bir ordudan kendi sonrası, tezkere sonrası arta kalanlar. Faciaydı, facia. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendinle, ya da ben yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendinle, ya da ben yolla. Duyuyorum yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene hali unutup. Duyarım yazmışım iki satır mektup. Vermişsin trene hali unutup. Kara tren dirilir belki hiç gelmez. Dağlarda sarınır da derdini bilmez. Dumanı savurur, alemi görmez. Gamdolar yüreğin, gözyaşın dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda sarılır da derdini bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. O mektuplar sevgiliye gider, sevgiliye o mektupları alır. Okurken Mehmetçik büyük ihtimalle yaşıyordur. Şimdi veren herkes bu dönemden bahsediyorlardı. Cani. Bitti olarak. Bitmeli ya. Çok yerde kaldı. Yara bende, derman sende. Ya kendinle, ya da bana gel de. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel, ya da bana gel de. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene hali unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene ağırlığı unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda sarınır da derdini bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim gözyaşım bilmez. Kara tren gecikir belki gelmez. Dağlarda sarınır da derdini bilmez. Dumanı savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim gözyaşım bilmez. Ya işte böyle bir kara tren.
Benim de sevgilimle böyle bir kara tren yolculuğum var. 1969 senesinin Şubat'ı olmalı. Kırklareli'nden İstanbul'a kara trenle gittik. Nasıl gittik peki? Daha henüz bir senelik arkadaştık. Hatta ne bir senesi canım? 3-4 aylık arkadaştık. Çünkü 68 senesini 68-69 döneminde tanışmıştık. Demek ne zaman? Eylül ayının 20'si 25'leri falan birbirimizi ilk gördüğümüz tarihtir. Şubat'ta anneannesi gelmişti İstanbul'a sevgilimin. Rahmetli Sabahat hanımefendi. Ne güzel hanımefendiydi. Ne kaliteli bir hanımefendiydi. Tam bir İstanbul hanımefendisi. Beyoğlu'nda oturuyordu zaten. Yanında da kadim dostu, benim son nefesine kadar saygıyla andığım ve hep görüştüğümüz, anneanneyi erken kaybettik, anneanne bizim evliliğimizi göremedi. Anneannemizin kadim arkadaşı Sevim Hanım teyzemiz. Asıl adı Siranuş. Evet, mükemmel bir Ermeni. Mükemmel ama, dört dörtlük bir Ermeni. Çok da güzel bir hanımefendi. Bana dedi ki İncilay, İstanbul'a gideceğiz trenle. O zaman dörtlü kompartımanlar var böyle. Yeşil deri koltuklar. Hadi sen de gel dedi. Tabii gelirim dedim. Elbette gelirim. Peki anneannen? Ben anneanneme söyleyeceğim dedi. Anneannesine de arkadaş gibi. Bebekliğinden itibaren o da benim gibi. Ben nasıl anneannemle arkadaş gibiydim? Rahmetli nur içinde yatsın. Sevgilim de anneannesinle öyle arkadaş gibi. Ya da abla kardeş gibiler yani. O gece işte Kırklareli'nden trene bindik. 4 kişi. 10 saat bile sürdü. Kırklareli İstanbul arası. Trenle ve çuf 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 çuf. Rahmetli anneanne bana sordu. Poker oynamayı biliyor musun? Gece artık saat 10, 11, 12 belki de olmuştu. Ben insanların beni denediklerini, denemek istediklerini anlasam da asla ve asla hiç gocunmam, neysem söylerim. Büyük ihtimalle de anneanne, benim o da henüz 18 yaşındayım, acaba kumara tutkum var mı diye herhalde merak edecek. İyi ama bilmem dersem de yalan söylemiş olacağım. Yapamam. Yapamam. 70 yaşındayım, yapamam. Halen. Tabii biliyorum dedim. Çünkü oynardık arkadaşlarımızla. Yalan yok. Oynardık. Ben severdim de, severek oynardım da. Sevgili Mesim Timuk, ne çok paran aldım senin değil mi pokerde? Heybeliada'da Halki Palace Otel'de ne çok paran aldım sevgili dostum. Sayın Genel Başkanım. Tabii yıllar sonra. Neyse, o gece poker oynadık. Ve benim bu huyum, yani pokeri bildiğim halde, efendim ben bilmem öyle şeyler demeyişim, çok hoşuna gitmiş anneannenin. Evet, daha sonraki birkaç yıl zaten sürdü ömrü. Beni sevdi. Çok sevdi beni. Hoşuma da gitti. Sevgilimin anneannesi tarafından sevilmek. Ya bizim de böyle bir kara tren öykümüz var. Canlarım şimdi 1960'lı yıllara döneceğim yine. 60'lı yılların sonlarına döneceğim. O zamanlar hem lise öğrencisiyim hem Kırklareli Damlalar Orkestrası'nda solistlik yapıyorum artık bunu. Bilenler zaten biliyor. Beni yeni tanıyanlar da öğrendiler. Tabii İngilizce, Fransızca, bilhassa İtalyanca, İspanyolca şarkılar da söylüyorum. Ama çoğunun sözlerini atıyorum, yalan yok. Hayır, ilk birkaç mezure ezberliyorum, sonrasını atıyorum. Ha, sözlerin tamamını bildiğim şarkılardan bir tanesi az önce söylediğim Love Story'di. Love Story benim hayatımda çok önemli yeri olan şarkılardan bir tanesidir. Ben bunu Şişli Düğün Salonu'nda bir nevi deneme yayın gibi çıktığım sahnede söylemiştim. Love Story'yi ve orkestra şefi ve orkestradaki arkadaşlar beğenmişlerdi. Sonra da Şişli Düğün Salonu'nda solist olarak işe başlamıştım. Yine o dönemde birkaç mezurunu, bir mezurun daha doğrusu ezberlediğim, sonrasını genelde attığım bir şarkı vardı. Çok güzel bir şarkıydı. Slow rock ritminde. Çim çip çap çip çip çim çip çap çip çip. Bu ritme ben slow rock diye öğrenmiştim o zamanlar. Halen de slow rock diyebilirim. Adieu, Adieu Jolie Candy. Jean-François Michel mi? Evet, öyle bir genç bir Fransız
şarkıcısı söylüyordu. O dönemlerin en güzel şarkılarından biriydi. Şimdi işte size Adieu Jolie Candy'yi Jean-François Michael'in sesinden dinleteceğim. Dönelim be, dönelim 51, 52, 53 sene öncelere dönelim hep beraber. Benim yaşıtlarım dönelim. Bebeler siz nasıl dönüyorsunuz daha? Siz o zaman babanızda portakal çiçeği bile değildiniz ya. Hadi bakalım dinleyelim şimdi hep beraber. Adieu joli candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu joli candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. On dit toujours ça. Adieu joli candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. İşte böyle güzel bir şarkıydı. Güzel bir dans müziğiydi. Jean-François Michael'in sesi de gerçekten güzel bir ses. Fransızca güzel bir lisan. Çok güzel bir lisan. Gerçekten çok güzel bir lisan. Şimdi o güzel şarkı. Beste bilebildiğim kadarıyla Yunanlı bir bestekarın. Aklımda yok. Dede çalışıp da dersin gelseydin. Ya vallahi çalışmadan geldim. Şarkının sözleri bile ezberimde yok. Ama daha önce birkaç defa söyledim şarkıyı. Çok sevdiğim bir şarkı. Leman Sam bizde tanıttı bu şarkıyı. Türkiye'de. Onu söyleyeceğim. Bilenler lütfen eşlik etsinler. Evet, rüzgar. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Buyurun. Hep beraber. Thank you.
Rüzgarla ne güzel sohbet ya, değil mi? Ne kadar güzel. Dumanlarla şarkılarımız birbirine çok benziyor. Duygularımız birbirine çok benziyor. Ama biz onlara düşmanmışız. Onlar da bize düşmanmış. Politikacılar öyle söylüyor. Atatürk hiç öyle söylemedi. Pencerenin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük havalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Pencerenin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul bana bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Evet, benim şarkım, söyleyeceğim şarkılar burada bitti. İki şarkı. Daha fazlasına şimdilik yetişemiyorum ama yetişeceğim zannediyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş. Güzel, iyi, başarılı, mükemmel, eksiksiz şarkı söyleyeceğim demiyorum. Ama daha az yorularak şarkı söyleyeceğim diyorum. Söylemek istiyorum abi. Dinlemeyen dinlemesin. Ben şarkı söylemek istiyorum. Allah Allah. Seviyorum şarkı söylemeyi. Çünkü şarkı söylerken hiçbir şey düşünmüyorum şarkıdan başka.
Evet. Bütün beynimle ve kalbimle, her şeyimle sadece söylediğim o şarkıya konsantre oluyorum. Ha, aklımda ne uzun var ne kısa var, hiç kimse yok. Canlarım. Yine çok eskilere döneceğim. 66, 67, 68 o yıllara döneceğim. Hayatımda hiç söylemediğim ama severek dinlediğim şarkılardan birisidir. Bu şarkıyı bizim orkestramızla misafir solist olarak sahneye çıkardı bazen. Benim ben inanır mısınız 5-6 yaşımdan arkadaşım. Evet, aynı mahalle, aynı sokak, evlerimiz karşı karşıya. Süleyman Tüzel, canım kardeşim, canım arkadaşım benim. Çok severim. Tabii görüşüyoruz. Çok sık değilse bile görüşüyoruz tabii. En azından telefonlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Kırklarına gittiğimde oturup sohbetler ediyoruz. Süleyman söylerdi şarkıyı. Süleyman söylediği şarkılardan bir tanesiydi. Süleyman bir de ne söylerdi? Erol Büyük bu şarkılara söylerdi. Misafir sanatçı olarak çıktığında. Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var. Değil mi? Öyleydi galiba. Değil mi Süleyman? Ya canım benim, güzel kardeşim benim, güzel arkadaşım benim. İşte Süleyman'ın çok güzel söylediği şarkıydı. Böyle iki tarafa sallanarak söylerdi. Little Tony'nin şarkısı. Cora Matto. Ketil Segon Cora. Öyle miydi? Öyle bir şeylerdi. Evet. Hadi şimdi dönelim 55 sene, 56 sene öncesine. Ve Little Tony'yi dinleyelim. Cora Matto. Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, dimmi la verità, la verità, e forse capirai. Ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Canlarım, bir pazar daha sizlere hitap etme fırsatını buldum. Sağlığını buldum. Güzel bir şey benim için. Bu çok güzel bir şey. Elbette sizinle paylaştığım şarkılar tabii ki izne tabi şarkılar, tabii ki telifli şarkılar. Bunlardan para kazanmıyoruz. Kazanmak da hiç önemli değil. Türkçe karaoke'ler varsa ise onlarda arkadaşlarımız bu şarkıları hazırlayan, karaoke'lerini hazırlayan arkadaşlarımız reklam gelirlerini elde ediyorlar. Bayılıyorum.
çok hoşuma gidiyor. O kadar hoşuma gidiyor ki inanın anlatamam vallahi. Ne güzel bir şey ya. Emek veren birilerine bir şeyi paylaşmak ve o paylaştığımız şeyde benim de katkımın olması. Çok hoşuma gidiyor. İnanır mısınız? Bazıları var, bazıları var. Şarkılarını söylüyorum, yasak koyuyor. Evet, YouTube'a bildiriyor hemen bu şarkıyı kaldırsın diye. Ama ne yapıyorum ben şimdi artık öğrendim bunları. Yayınlamadan önce yüklüyorum, bakıyorum kısıtlama var mı diye. Eğer karşı tarafta yasak geliyorsa, çünkü ihtar çok zor. 3 ihtar aldınız mı 3 sene yoksunuz. Ya onun için dikkatliyim. Telif ödemek hiç sorunum değil. Asla sorunum değil. Var böyle bazen videolar alıyorum. Onlarda da var. Hiç umurumda değil. Helal olsun. Çekenler, kimse o videoları çekenler helal olsun. Emek harcıyorlar çünkü. Bayılırım ben böyle şeylere. Bu şarkıları da denedim, kontrol ettim. Evet, bizim yani benim payıma bir şey düşmüyor. Düşmesin. Amacımız bu şarkılarla para kazanmak değil ki ya. Amacımız eskilere dönmek. Eski arkadaşlarımızla, eski dostlarımızla eskileri paylaşmak. Genç kuşak, Z kuşağı, canlarım, yavrularım, güzel torunlarım. O günlerin havaları başkaydı. Tabii sizin bugünkü zevkleriniz, bugünkü müzik zevklerinize büyük saygı duyuyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Ben de vakit buldukça dinlemeye çalışıyorum. Ama sizlerin de hoşgörünüze sığınarak benim güzel çocuklarım, güzel torunlarım, kendi kuşağımla paylaşmak istediğim şarkıları daha ziyade söylüyorum ve onları çalıyorum. Evet canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın güzellerim. Lütfen enselerinizi karartmayın. Çok güzel günlere doğru hızla koşuyoruz. Encümeni Danış Devre'de dediğim zaman bana kızanlar, bana hatta bazıları ya bizi boş boşuna heveslendirme diyenler ne diyorsunuz? Efendim? He? Ya bir bakın. Kamuoyu araştırma sonuçlarına bakar mısınız lütfen? Ensenizi karartmayın. Tekrar hoşça kalın.